şöyle biraz bize de müsaade etsin. Bugün hoş geldin sen. Bu da kardeşin mi? İsmi ne? Sen bakalım. 2020 yılında çiftçi eğitimlerine başladık sayın bakanım. Ondan sonra toprak analizleri ve su analizleriyle arazi, ölçtük. Komple DSI ve özel daireme katkılarıyla toprağı patlattık, taban toprağını patlattık sayın bakanım. Ben tutayım, tamam. Yiyelim mi? Ha? Artık yiyebilirsin, açıldı. Biz gelmeden açmamışlar mıydı? Açmadı. Yemek ister misin? Gel. Ben çok seviyorum. Nasıl istersen öyle, hadi bakalım. Tamam, elinle ye istiyorsan. İstiyorsan çok... Ha, ye. İstediğin gibi yiyebilirsin. Tamam. Evet. Al güzel. Bu da da yapacak. Geçeyim. Alalım mı bunları? He onları. Hayır bu zaten. Onu da kesin. Onu da kesin. Onun yanındakini de dokunmasın. Onu alalım. Bak şimdi. Yapabiliyor mu? Değerli arkadaşlar, Tokat'ta asma yaprağı ile alakalı ki dünyaca meşhur bir üründen bahsediyoruz. Biyolojik mücadele ile ilgili bir proje var. Bu proje bütün Tokat genelinde de yaygınlaştırmak üzere devam ediyor. Malumunuz pestisit yani zirai ilaç kullanımı ile ilgili hem hasat öncesinde hem hasat esnasında hem de hasat sonrasında pestisit kalıntısı olup olmadığına dair analizlerimizi yapıyoruz, kontrollerimizi, denetimlerimizi yapıyoruz. Eğer bunların içerisinde herhangi bir kalıntıya rastlandığı durumda bunları imha ediyoruz. Aynı şekilde çok konu olduğu için söylüyorum. Yurt dışına ihraç edilenlerin arasında da yine herhangi bir pestisit kalıntısı tespit edildiği zaman bunları da imha ediyoruz. Ya bu konu çok fazla speküle edilen bir konu ama tekraren burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi üreticimizi koruma adına elbette ki imha olmasını istemeyiz ama netice itibariyle zararlıyla mücadele konusu da bir şekilde devam etmek durumunda. Özellikle iklim değişikliğinin bir de bu yönü var. Yani zararlıyla mücadele konusunda ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü artık işte havaların çok ani bir şekilde ısınması, sıcaklıkların yüksek olması zararların da bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde çoğalmasına, üremesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada başlatılan projeyle birlikte biyolojik mücadele uygulamasına başlandı. Ben kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğini 2025 için Sera'da Dekara 2550 liradan 3825 liraya çıkardığımızı, açık alanda ise 870 liradan 1305 liraya çıkarıldığını buradan sizlerin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Tokat'ta asma yaprağında biyoteknik, biyolojik mücadelenin yaygınlaştırması projesiyle ilgili de bu kapasite artırılıyor. Şu anda biz Tokat'ın Pazar ilçesindeyiz. 70 bağda üzüm ve asma yaprağında kalıntının önlenmesi için salkım güvesine karşı feromon tuzaklar var. Bu mücadele devam edecek. Bunun yaygınlaştırılmasıyla alakalı özellikle sağlanan başarı üzerine zannediyorum çok kısa zamanda buradaki bağların bu biyolojik mücadeleye, biyoteknik mücadeleye
geçmesi söz konusu olacak. Şu anda içinde bulunduğumuz Bağda'da bu mücadele başarıyla gerçekleşti ve herhangi bir zirai ilaç kullanımına gerek kalmaksızın zararlıyla mücadele konusu başarıyla gerçekleştirilmiş oldu. Ben bu konuda bilinçli üreticilerimizi, Tarım İl Müdürlüğümüzle beraber yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Buradaki bütün ürünlerin hem asma yaprağı anlamında hem de üzüm anlamında çok bereketli olmasını diliyorum.